Sendromsuz bir pazartesiden herkese merhaba diliyorum. Ton TV ekranlarında Nilay'ın Yelpazesi programında karşınızdayız. Evet, bugün pazartesiye göre çok güzel bir konu seçtim hanımlar sizin için. Lütfen oturun koltuğunuza, bizi izleyin. Çünkü bugün kuaförlere dair her şeyi konuşacağız. Çok güzel bir konu ve çok değerli bir konuğum var. Cemile Hanım tam 35 yıldır kuaförlük yapıyor kendisi. Mesleğin inceliklerini bize birazdan anlatacak. Ama onun öncesinde size göstermek istediğim çok kısa bir videomuz var. Videodan sonra hemen karşınızdayız. Cemile Hanım, öncelikle programıma hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum böyle bir güzel günde bize eşlik ettiğiniz için bu programda. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz, programımıza çağırdığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Öncelikle programa başlamadan önce 35 yıldır yapıyorsunuz bu işi ben biliyorum, evet. Ama kısaca bir sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 35 yıl önce, yani yıllar önce meslek sahibi olmak isterken tesadüfen tanıştığım bir meslek ve o günden bugüne kadar 35 yılı geçirdik. Hala öğrenmeye ve öğrenmeye, yenilikleri takip etmeye devam ediyoruz. Mesleğimizi severek icra etmeye çalışıyoruz. Aslında bir siz de sanatçısınız bence, çünkü kesinlikle yani yaptığınız o saç kesimleri, makyajlar, şeyler çok ustalık gerektiren bir iş. Evet. Değil mi? Tabii ki bizim mesleğimizde duygu olması lazım. Sanatın bir alanında zaten olması gerekiyor. Duygu olmazsa saça dokunamazsınız, insana dokunamazsınız ve sevemezsiniz. Bunlar çok önemli. Hangi meslek olursa olsun sevmek tabii ki çok önemli, ama bizde insanla temas, saçla temas olduğu için, ki kişinin en değerli baş tacı diyoruz biz buna. Evet. Saça dokunmak olduğu için duyguyla sevgiyi birleştirirseniz sanatla bir bütün olarak yaratıyorsunuz ve siz oluyorsunuz. Evet. Peki sizin sektöre girişiniz nasıl oldu? Biraz oradan da bahsedelim mi? Sektöre girişimin nasıl oldu? Az önce dediğim gibi meslek sahibi olmak için maalesef okumadık. Biz alaylıyız. Alaylı meslek grubundayız ama yıllar içinde tamamladık eğitimlerimizi. Meslek sahibi olmak isterken bir kuaförde kendi saçımı yaptırmaya gittiğim, çocuklukta yaptırmaya gittim ve o gün bir iş teklifi alarak başladığım bir hikayem var. O gün hiç aklınızda yoktu yani? Yok. O gün sadece saçıma bir işlem yaptırmak için gitmiştim. ve orada gözlemlerken ustam oldu kendisi, sonra kendisi. Ben de herhalde yaratıcılığı gördü ya da neyi gördü bilmiyorum ama şey olarak başladık. Ve o gün tesadüfen aldığım iş teklifi beni bugünlere getirdi ve 35 yılı doldurduk. Ne kadar güzel. Severek de yapmaya devam ediyoruz. Bir işi zaten ilk önce sevmek gerekiyor. Muhakkak. Hele muhakkak. Böyle ince işleri, evet. Sevmeden çünkü yapmak mümkün değil. Evet. Peki şimdi biraz modadan bahsedelim. Tabii ama ki. İlk önce 2019 modasını sormak istemiyorum. Bu modaya kim yön veriyor? Ben onu merak ediyorum. Siz mi veriyorsunuz, yoksa saçını gerçekten bir şekilde sokmak isteyen hanımlar mı veriyor, yoksa modacılar mı yön veriyor?
Aslında modaya kim yön veriyor? Modaya hep beraber insanlar yön veriyoruz. Ama tabii Avrupa'da daha önceki yıllarda modacılar yön veriyordu. Bir elbiseden, bir kumaştan, bir doğadan esinlenerek yapıyordular. Ve biz kuaförlerde o saçların üzerine konsept çalışmalar yapıyorduk. Ama artık günümüzde ortaklaşa bir şeyler yapıyoruz. Yani bizler bir tasarım hazırlıyoruz, modacılarla bütünleşiyoruz. Modacıların hazırladıklarını biz destek veriyoruz. Tabii ki müşterilerimiz de modayı takip ederken bizden talepleriyle isteklerini alarak hep beraber kombin gidiyoruz. Şu günümüzde bakarsak moda geçici diyerek gündem değiştiriyor. Çünkü çok sık değiştiriyor. Hı-hı. Her sene yeni tasarımlar, yeni trendler geliyor kişiye özel. Tarzsa kişinin kabul ettiği, kendini benimsediğiyle devam ediyor. Modayı öyle görüyoruz. Evet, mesela kıyafet modasında da bir kısır döngü var. 80'lere evet. dönülüyor, 90'lara dönüyor. Evet. Saçta da aynı şekilde mi oluyor? Tabii ki saçta kıyafetler de esnide. Bu sene mesela daha önceki 70'li yıllar, 80'li yıllar doğallıklar geri geliyor. Gerek makyajda hepsi birbirini tamamlıyor. Evet, mesela şeyde 90'larda, 2000'lerin başında falan evet. çok renkli parlar modaydı evet. değil mi? Evet. Ben de küçüklüğümden ne hatırlıyorum onlar? Ama şimdi yok. Şimdi onlar ufak dokunuşlar. Evet. Bu sene çok ufak dokunuşlar. Yani moda daha önceden 30 yılda bir tekrarlıyordu. Artık çok sık tekrarlıyor. İşte bu da çok müşterinin kendinde değişkenliği kabul etmesiyle, her şeyi denemeye gitmesiyle, istemesiyle modayı da yönlendirebiliyor. Hı hı. Peki şimdi modadan bahsettik. 2019 modasına gelelim artık bakalım. 2019'da en çok hangi saç kesimi moda? 2019'da daha çok kısa saçlar var aslında gündemde. Uzunda da var ama daha çok ağırlıklı olarak kısa. Tarz dediğimiz kesimler, kişinin yüzünü tamamlayan, kişiliğini öne çıkaran ve kullanabileceği tarzda asimetrikler var. Asimetrik kısa saçlar ve ufak doku kazandıracak, renk kazandıracak, hacimler kazandıracak, ışıltılar yaparak da kesimi tamamlayıcılar var. Peki rengin bir modası var mı? Rengin modası var tabii. Yaz rengi, kış rengi, sonbahar evet. rengine göre değişiyor onlar rengi. Bir ara şey çok modaydı şimdi hanımlar dizilerde. Evet. İzlediler, gördüler. Hürrem Sultan vardı ya. Evet. O renk tam olarak ne oluyordu? Kahve tonlarıydı. Kahve tonları. Dışarı bir çıkıyorsunuz, herkes her şey kahve tonları. Her şey o da biraz modayı mı takip etmek oluyor, moda mı oluyor? Görselliği takip edip kendine benimsemek evet. diyelim. Biz daha çok görselden de etkilenebiliyoruz ya, sosyal medyadan da etkilenebiliyoruz. Doğru noktalar alarak kendimizde evet. benimseyerek. Hürrem Sultan dediğiniz gibi herkes de birer lüleleydi. Bizim bölgemizde de o saç modeli aslında çok kullanılan bir şey. Özellikle Çanakkale bölgesi için kına saçlarının vazgeçilmezi. Evet, kınayı da soracağım ben ilerleyen dakikalarda. Kına saç hakkında da birkaç sorum. Şeyinin vazgeçilmeziydi ama işte iri dalgalar daha günlük kullanıma geçildi tabii orada. Evet. Peki şey de vardı, onu da hatırlatayım, o da aklıma geldi şimdi. Bir de gelip şu kesim gibi, şu sanatçının kesimi gibi istiyorum diyorlar mı size de? Tabii ki istiyor. Gülben Ergen vardı tabii mesela ki. Bir aralar değil mi? Çok eskilere gitti. Çok, eskilerde kalmış. Yok, sizden değil de şimdi karşınızda 35'liyi görünce birazcık şey yaptım. Tabii ki yani bugün, o zaman da bugün de yıllardır benim meslek hayatımda herkes, daha önce gazete vardı. Televizyondan çekim çok normal, yani fotoğraf çekmek yoktu. Gazeteden bir model oluyordu, dergiden bir model oluyordu. Bulmacalardan belki. İyi ulaşabilirse. Bugün de Instagram'dan alıyor, Google'dan alıyor. Yani her yerden, sosyal medyadan toplayıp getiriyor. Ben böyle istiyorum diyor. Ama işte burada ne çıkıyor? Biz kuaförlerin o modele gerçek uygunluğu var mı? Kişi taşıyabilir mi? Yaşına uygun mu? Yaşam tarzına uygun mu? Giyimine uygun mu? Bunu ona anlattığımızda zaten eğer doğruysa biz sonuca gidiyoruz. Ama yanlışsa zaten müşterimiz diyor ki, misafirimiz, evet ben buna daha erkenim diyor. Ya da misafirimiz daha dediniz. Evet. Misafir evet. olarak mı giriyorsunuz? Tabii müşterilerimiz aslında bizim misafirlerimiz. Biz çalışma saatlerimiz çok uzun olduğu için, şimdi bayan gözüyle konuşayım. Çalışma saatlerimiz çok uzun olduğu için evde çok misafir ağırlamıyoruz. Biz evet. bütün misafirlerimizi salonlarımızda ağırlıyoruz. O yüzden bizim için salona gelen herkes misafirimiz. Hem de en değerli misafirimiz. Çünkü bize emanet ettikleri çok değerli saçları var. Evet, kesinlikle. Bir de şöyle bir şey ben okudum internette. Kuaförler kadınların psikoloğudur.
Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Katılıyorum. Yani katılıyorum. Kuaförler ister istemez bayanların psikologudur. Çünkü güvenerek yıllar içinde oluşmuş bir güvenle birlikte birçok duygusunu anlatabiliyor. Sırdaş olabiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi ben mesleki olarak üçüncü kuşak müşteriye çalışıyorum. Misafirime çalışıyorum. Hani hepsini düzeltiyorum. Evet. Üç kuşak çalıştığınız bir kişinin ister istemez birçok duygularına şahit oluyorsunuz. Ve güzelliklerine, mutluluklarına şahit oluyor ve sırlarınız dolayı siz ona model de, moral de veriyorsunuz. Evet. İşte nedir? Çocuğunun sünnet düğününde misal söyleyeyim. Sünnet düğününde saçını yapıyorsunuz. O gün onu rahatlatıyorsunuz. Arkadan bir gelin alırken rahatlatıyorsunuz. O gelinin tekrar gelin olduğunu, yani kız evladının ya da oğlan evladının mutluluğuna şahit olduğunu sizi tekrar destekliyorsunuz. Evet. Tabii yani ki, en özel anlarında aslında evet. Sizin hep bir dokunuşunuz aynen, oluyor kuaförlerin. Biz bayanların, kuaförler bayanların hep özel anlarında yanlarındayız. Moralleri bozuk olsa da onu özel ana çeviriyoruz. Evet. Mutlu ediyoruz. Bir de şey de var, özgüven yükseltiyorsunuz. Bir değişim oluyor. Mesela ben şimdi kendimden biraz örnek vermiştim. Hani saçlarım uzundu, kestirdim evet. falan böyle. Kestirdikten sonra bir değişim yaşadım. Bir pozitiflik geliyor insana evet. yani. Kuaföre gidip atıyorum bir kaş bir bile aldırsak evet. o bile bize iyi geliyor. İyi çünkü geliyor. Hani gerçekten moral veriyorsunuz. Enerji insanlara. Alıyorsunuz. Hava, evet. Enerji aldığınız için. O kendinize verdiğiniz 12 motivasyonu ve o günkü kendinizi iyi hissetme duygusuyla saç başka bir heyecan yaratıyor insanda. Evet, şimdi az önce gelinlerden biraz bahsettik evet. ya. Şimdi gelin şeyine girelim mi 2019'da? Girelim. Evet, şimdi 2019'da gelin saçlarında ne önde planda? Nasıl diye? Böyle dağınık topuz mu yoksa toplu mu? Tamamıyla salık mı? Evet. Şimdi gelin saçlarında bu sene aslında toplu da var, tamamen salaş da var. Ama burada en önemli olan gelinlikle bütünleşmek. Şimdi biz sizin siten örnek vererek gidelim. Size bir stabilez bir gelinlikte çok tepede bir topuz da yapmak farklı olur. Aşağıda bir ense topuz da yapmak farklı olur. O yüzden gelinlik ve saçın birbirini bütünlemesiyle çıkacak bir şey bu kişinin tarihi ama salaş saçlar moda. Özellikle örgü, örgüde farklı tarzlar. Dörtlü örgüler dediğimiz ya da çok doğal örgüler dediğimiz örgü ve doğal maşalar, kırık fönler. Ya da tamamen örgü yapıp bozulmuş flu saçlar diyoruz. Evet. Tamamen flu saçlardan. Gerek dış çekim, gerek söz saçı, gerek gelinin üzerine ufak bir papatya aksesuarla ya da ince bir aksesuarla tamamlayarak ince bir rahatla kullanılabilecek modeller. Evet. Şöyle ben şimdi iki ablamı evlendirdik biz de iki yaz evet. önce. Evet. Birisi iki yaz önce evlendi, biri ne geçen güzel. Yaz evlendi. Allah mutlu mesut etsin diyorum Amin buradan inşallah. Da. Bütün yeni evlenenlere de mutluluklar diliyorum İnşallah. Şimdiden. Şöyle bir şey de var. Şimdi salon saçı, evet. kır düğünü saçı, işte köy düğünü saçı. Bunlar kategori gerçekten var mı böyle var. Bir şey? Var. Olmak zorunda oluyor. Çünkü kişi kendi tarzını belirlerken, şimdi bir salon kır düğününe hazırlanıyorsanız üfül üfül hareketli bir gelinlik alıyorsunuz. Saçınız da ona göre oluyor. Ama evet. bir salon konsepti ise daha bir hani prenses tarzı dediğimiz daha klasik ya da daha kumaşıyla belli olan bir gelinlik seçiyorsunuz. Saç da ona göre oluyor. Şimdi bir kına gecesinde bir dallı giyiyorsunuz. Dallının saçı da ona göre oluyor evet. aksesuarlarla beraber. Hepsi ya da bir nikah saçında yapıyorsak bir şapka takabiliyorsunuz, bir tül takabiliyorsunuz ya da büyük bir orkide taktığınızda olay bambaşka boyuta gidiyor. Evet, bir de nikah saçı var ben onu. Tabii. Yani o yüzden kişinin kendi için düşündüğü hayalleri, istediği gelinliği, saçı, makyajı ve herkesi değiştiriyor. Evet. Her şeyi değiştiriyor. Kişi kendi için ne istiyorsa ona göre devamını getirmek gerekiyor. Evet, peki gelin olurken bir nokta var. Saçlar kısa mı olsun, uzun mu olsun? Şimdi kısa olduğunda evet. saç verme şeyi değişiyor mu? Hani kısıtlanıyor mu kısa olduğu için? Yok, ben ona katılmıyorum. Çok kısa saçla çok gelinliği de konseptlersek diyelim. Çok spor, enerjik, flu saçlar yapıp ufacık dokunuşlarla çok güzel saçlar oluyor. Yaptık da zaman içinde ya da çok kısa bir saçla duvak bilirsiniz gelinlikte şeydir, sadeliktir, softtur. Onu taktığınızda zaten bütün genç kızlar güzel olur. Ve bütün evet. gelinler de zaten çok güzeldir. Yani duvak girdiğinde, aksesuar girdiğinde saç ister kısa olsun, ister uzun olsun
tamamlar kendisine. Zaten sizin bir dokunuşunuzla. Kuaförlükte. Kuaförlükte evet. Çok büyük bir rol tamamlayarak, gelinlikte evet. Kesinlikle saç makyaj. İnce bir çizgidir onu benim için. Hepsini tamamlıyor. Evet. Son dokunuşu biz kuaförler yapıyoruz oradaki şeyde. Şimdi son dokunuş dedik. Ben size bir soru daha sormak buyurun. İstiyorum. Şimdi gelinin ya da az önce dediğiniz gibi sünnet annesinin çok önemli bir günü. Evet. Ben gelinden yol almak istiyorum. Buyurun. Gelin şimdi hazırlıyorsunuz onu ve damat geliyor almaya. Evet. Nereden alıyor? Kuaför salonundan alıyor ve siz o ana şahit oluyorsunuz. Neler hissediyorsunuz mesela? Şimdi neler hissediyorsunuz? Bir kere... Bir kişinin, bir bayanın diyeyim, en özel zamanında ona hizmet edebilmek, onun ihtiyaçlarını, işini yapmak, saçını yapmak, makyajını tamamlamak, gözünde o ışıltıyı görmek bizim için en büyük bedeldir. Ki ona bütün meslektaşlarımın katılacağını düşünüyorum. Çünkü biz kuaförler mesleğimizi duyguyla başlayıp, severek yapıp, tabii ki kazançlarımız oluyor ama o bizim için hep daha sonrasıdır. Önce biz İnsanlara dokunarak mutlu etmeyi tercih ederiz. Mutlu olan bir gelinin tabii ki karşıdan gelen damadın da o ilk bakışmalarıyla birbirlerine ama işte o gün hayatına dokundunuz. Evet. O gün hayal bu her şeyin üstünde bir şey. Her şeyin üstünde bir şey. Çok özel bir an. Özel bir şey. Ben kısa bir örnek vereyim. Ben bir önce kızımı nişanladım. Ay ne kadar evet. Güzel. Allah tamamlar. Ve herkes bana dedi ki nasıl yapacaksın kızını? Hani üzülmeyecek misin? Duygulanmayacak mısın? Yapabilecek misin? Biz işte orada ben tamamen profesyonellik kısmını kullanıp duyguları kıyıya bıraktım. Kızımın hayalinde ne varsa, ne düşünüyorsa, ne istiyorsa, saçıyla, makyajıyla ilgili hepsini gerçekleştirdik. Hepsini tamamladık ve kızım nişanlısıyla ilk buluştuğunda o gözündeki mutluluk benim için en güzeliydi. Hem kuaför olarak hem bir anne olarak. Evet. Hem bir anne olarak. İşte profesyonelliği de orada kullanmak gerekiyor mesleki anlamda. Ama biz tabii ki duyguyu yaşamazsak kuaförler olarak hiçbir insana dokunamayız, hiçbir saça dokunamayız. Evet, bir de şey de var şimdi, biraz başka bir noktaya gideceğim ama şimdi dokunuyorsunuz, memnun ediyorsunuz insanları bir yandan. Az evet. Önce dediğim gibi özgüven yükseliyor. Evet. Peki böyle arada kıl müşteri geliyor mu size? Kıl müşteri olmazsa olmaz zaten. Olmaz. Kıl müşteri demeyelim biz ona. İstediğini bulamayan müşteri diyelim. Tamam, bu daha iyi olmuş. Kıl müşteri demeyelim, o değil. İstediğini bulamayan müşteri diyelim. Çünkü biz bayanlar çok ince eleyip ince dokuyoruz ve kendimizde hep en iyileri olmasını istiyoruz ya, bazen aradığımızı bulamıyoruz. Bazen kuaförler veremiyoruz. Orada bir eksiklik oluyor. Bir buluşamadığımız bir nokta oluyor. İşte o noktayı yakaladığınızda istediğini arayan müşteri oluyor. Ve sizinle beraber uzun yıllar devam ediyor salonunuzda. Misafiriniz olarak gelmeye devam ediyor. Siz de mutlusunuz, o da mutlu. O zaman ne oluyor? Mutlu müşteri olmuş. Az önce dedik kıldan şeye dönüştü. Mutlu müşteriye dönüştü. Evet. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi dedim ya iki ablamı evlendirdim. İki defa gelinin kız kardeşi oldum. Tabii evet. Çok böyle abartılı bir saç yapmadım ama hani sade. Ben bir de biraz da sadelikten yanayım. Evet. Kuaföre evet. Her gittiğimde illa ki hani bir saç ya kestiriliyor ya yaptırılıyor ya. Böyle arkadan ayna tutuyorsunuz. Ben o anda çok heyecanlanıyorum. Siz niye? O anda ne hissediyorsunuz? Çünkü hiç o tarafta olamadım yani. O tarafta. Bir gün sizi misafir edelim salona. Tamam. O anı size yaşatalım. Tamam. Tamam olur. Yani. Tamam. Ama saçı da siz yapacaksınız. Ben olur. Size göstereceğim. En fazla siz boşa yapabilirim. Ne biliyorsa artık. Siz yapacaksınız. O aynanın heyecanını yaşayacaksınız. Tamam. O aynanın heyecanını ne biliyor musunuz? İlk tuttuğumuzda biz saça bakmıyoruz. Müşterinin direkt gözüne bakıyoruz. O gözündeki ışıltı bütün her şeyi bitirmiştir. Değil mi? Yani sizin orada saçına 45 dakikada kesim mi yaptınız, 1,5 saatte boya mı yaptınız, topuz mu yaptınız, fön mü çektiniz, bigodi mi sardınız, ne yaptıysanız işlemin sonucunda, makyajla dahil olmakla birlikte, işlemin sonucunda gözündeki ışıltı işte sizin en büyük ödülünüz. Evet. En büyük ödülünüz. Siz de iyi hissediyorsunuz değil mi? Tabii ki. Yani tabii ki. Yaptığım bir işin beğenilmesi tabii ki. İnsanların mutlu olması en büyük hedefim. Benim açımdan ben mesleğe başlarken de yıllardır devam ederken de hep kişileri mutlu etmek adına yola devam ettim. Ki aradan zaman bile geçse az önce dediğim gibi 3. kuşağa devam ediyorum şu anda. Anneanne, anne, torun mu? Tabii torun.
anneannenin ya da annenin o aradan geçen zaman üzerinde bile şey demesi. Ben o gün çok güzeldim abla, eline sağlık, ya da Cemile Hanım ya da teyze, neyse, ben çok mutluydum demesi beni mutlu ediyor. İşte bu da en güzeli zaten meslekte. Evet, kesinlikle. Evet. İnsanların geri dönüşü, olumlu aynen, olması. Aynen. Peki az önce bir de makyaj dedik ya, ben biraz makyajdan da bahsetmek evet, istiyorum. Bu senenin gelin makyajında hangi renkler moda? Bu senenin gelin makyajında yine doğallıklar önde. Tamamen soft fırlar önde. Tabii ki burada kişinin yüz hattı taşıyabilmesi, teninin rengi esmer olması, kum olması, beyaz tenli olması, bronz olması da önemli. Onun üzerinde full, yani esmer bir bayansak pardon, daha çok esmer bir bayan da sizin gibi değil. Ben de bir örnek verebilirsiniz. Örnek verebiliriz. İşte kirpikler takıp hafif gözlerimi öne çıkaracağız. Çok fazla renk yapmadan bronz bir allıkla allık mı vereceğiz ya da dudakları nutla mı göstereceğiz. Bunlar önemli. Kişinin yüz hattını belirleyerek kıyafetiyle konseptleriyle birleştirdiğinizde güzel oluyor. Evet. Nut ve neonlar daha çok bu sene renk olarak da var. Sizden aldığımız birkaç fotoğraf vardı yönetmenim. Onları gösterebilir miyiz? Bir de onların üzerinden konuşalım. Tabii ki. Tabii ki. Şöyle dönelim. Dönelim. Böyle bir saç. Evet, hafif doğal toplama. Doku kazandırılmış. Çok yumuşak dalgaları var ve gördüğünüz gibi çok ince bir tacımız var. Arkadaki toplama da yumuşak, hemen minik bir aksesuarla tamamlanan. Biz buna gelinbaşı olarak çalıştık ama günlük olarak da kullanabileceğiz. Yani günlük derken özel bir zaman içinde kullanabileceğiniz bir saç. Evet. Abartılı bir saç değil çünkü. Bu bölgemizin, Çanakkale bölgemizin kına saçı. Olmaz. Klasikleşti mi? Klasikleşti. Daha da var tabii ki, farklı farklı. Olmazsa olmazdan kabarık dolgun, ki aksesuardan görüyorsunuz zaten, aksesuar dolgun. Şimdi dallarla, bin dallarla aksesuarlar kalın olduğu için mecburen siz saçı da abartmak zorundasınız. Evet, belki dalgayı çok iri yapabilirsiniz. Çok iri yapabilirsiniz ama dolgun yapmak zorundasınız. Yani hacim kazandırmak zorundasınız. Yani bayağı gür mü gözükmesi gerekiyor aynen, saçları? Burada da gerekiyorsa ilave saçlar ya da krepelerle, spreylerle destek almamız gerekiyor. Bu saç modeli toplu ama örgü mü var orada yoksa? Burgu örgüler var. Burgu, burgu örgüler var. Gelin başı dediğimiz yine yumuşak, gergin toplama değil. İnce bir aksesuarımız var. Tamamen burgu örgülerden yapılmış. Kalıp var değil. Doğal bir topuzsun. Evet, şey, duvakta aşağıdan takılmış. Evet, enseden takılma. İnce bir duvakta enseden takılma. Aksesuarımız da zaten çok ince. Hafif. Bu işte nikah saçımız. Evet. Az önce demiştiniz küçük evet, bir dokunuş, dokunuş saça derken. Yine. Saçta gördüğünüz gibi çok yumuşak bir su dalgası var. Hiçbir şey yok. Evet. Makyaj da çok yumuşak ama taktığımız şapka aksesuarıyla işte o güne ayrı bir özellik katıyorsunuz. Zaten sade beyaz bir elbise giyiyorlar aynen, genelde. Aynen. Gelinler beyaz giydiği için. Evet. Peki ben size şey sormak istiyorum. Şöyle bir söz de var. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır sözüne katılıyorum. Bana göre bütün kadınlar güzel. Yaratılmış, hayattaki her şey güzel. Kadın apayrı güzel çünkü kadına verilmiş çok değerli hediyeler var. O yüzden kadın her halükarda gerçekten evet, güzeldir. Tabii ki yaptığınız gerek makyajla, gerek saçla, gerek sadece bir yüzü temizlemekle bile kadını çok güzel yapabilirsiniz. Ki ona gülümsemeyi yakalatabilirseniz bitmiştir zaten. Evet, kesinlikle. Yani. Daha çok konuşmak isterdim ama ne yazık ki artık sona gidiyoruz. Ben son olarak şeyi sormak istiyorum. Kariyer hedefiniz nedir sizin? Kariyer hedefimiz nedir? Aslında kariyer hedefimizi yaşıyoruz zaten şu anda. 35 senedir. Çok özür dilerim. Evet, 35 sene önce kendimize verdiğimiz söz, mesleğimizi en iyi şekilde yapabilmek. Bayanlara ve saça dokunabilmek, iyi yapabilmek. Ve onun karşılığında da yıllardır eğitimlere katılıyorum, seminerlere katılıyorum. Ne kadar güzel. Gerek yurt dışından gerekse yurt dışından aldığım birçok eğitim var. Bunların karşılığında salonumdaki müşterimle ve ekibimle beraber bütün olarak ekip de yenilikleri takip ederek, müşterimize de yeni gündemi yakalayarak
servis vermeye ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Ve Türkiye'mizde artık kuaförlük çok güzel bir boyuta geçti. Öğrenme anlamında, takip anlamında güzel bir boyuta geçti. Yarışmalar var, etkinlikler var, şovlar var. Yarışmaya katıldınız mı hiç? Biz bu sene, evet, 2019'da yılın Hair City'nin düzenlediği yılın kuaförü yarışması vardı. Ona bir modelimizle katılmıştık. İyi bir sonuç alarak dereceye girdik. Ne kadar güzel, tebrik evet, ederim. Evet, teşekkür ederiz. 29 Nisan'da son final gecemiz vardı. Orada çok güzel bir heyecan daha yaşadık. Daha bir hafta önce. Bir hafta daha önce. Daha yeni. Çok güzel bir heyecan yaşadık. Kasım ayında bir finalistlik almıştık. Onunla beraber bir galaya katıldık. Çok ileriye gidemedik ama benim için çok güzeldi mesleki evet. anlamda. Dediğiniz gibi hedefimiz daha devam ediyor. 2020'de de bu heyecana katılacağız. Yenilikler yapmaya İnşallah, devam eminim edeceğiz. Eminim yine başarılarla dönersiniz. İnşallah. Çünkü İnşallah. Gördüm ben de attığınız fotoğraflardan da. Sağ olun. Gerçekten çok güzel bir mesleğimizi seviyoruz diyorum. Ve kuaförlük dünyanın en güzel mesleği diyoruz. Kesinlikle öyle. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben programa teşekkür katılmayı ediyorum. Kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet. Fermuarın bulunuşu aslında bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce insanlar giysilerini iri ve kapanması zor düğmelerle kapatmaya çalışırlardı. Fermuarın icadında her ne kadar tek bir mucitten söz etmek zor olsa da asıl katkıyı 1893 yılında Chicago'lu bir makine mühendisi olan Whitcomb Judson'ın yaptığı söylenebilir. Judson o yıllarda tramvay ve otomobil gelişmelerini incelemekte ve başarılı buluşlara imza atmaktaydı. 1891 yılında Judson ayakkabılar için kilit açıcı buluşuyla ortaya çıktı. Judson buluşunu Chicago Dünya Fuarı'nda sergiledi ancak beklenen ilgiyi göremedi. Judson'ın buluşunda birçok tasarım hatası vardı. Aynı zamanda ürkütücü bir görünüme sahipti ve pek çok üretici seri üretim yapmayı reddetti. Yaratıcı zekanın bir ürünü olan buluş, kaba ve kullanışsız olduğu için tutulmadı. Judson'ın şirketinde çalışan Gideon Sandbeck isimli İsveçli bir mühendis, Judson'ın bağlayıcısını geliştirerek günümüz fermuarını oluşturdu. Esnek ve güvenilir olması için bağlayıcıların küçük olması gerektiğini fark etti. 1913'e kadar bu doğrultuda hareket ederek buluşunu geliştirdi. 1917'de Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesiyle birlikte donanma komutanı binlerce fermuar sipariş ederek bir gecede Sandbeck'i zengin etmekle kalmayıp fermuarın hiçbirimizin vazgeçemediği bir ürün olmasını sağladı. Evet, bakalım son dönemde Türkiye'nin magazin gündemine hangi haberler oturmuş? Hemen sizin için ayıkladım tabii ki de. Aktarmaya başlıyorum. Azra Akın'ı biliyorsunuz, 2002 Dünya Güzeli, çok da güzel bir hanımefendi. Çok da tatlı bir oğlu var. Hemen size aktarıyorum. 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, 4 yıllık aşkın ardından 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturmuştu. Azra Akın, geçen yıl Kasım ayında oğlu Demir'i dünyaya getirdi. Fotoğraf tam olmamış ama şey var, at, tay var. Anne-oğul ilişkisi böyle, onu bahsetmiş. Evlendikten sonra İpsala'ya yerleşen ve ara ara İstanbul'a gelen Azra Akın, çiftlik hayatından fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bahçesinde elmadan kayısıya birçok meyve yetiştiren Azra Akın, hayvancılıkla da ilgileniyor. Ne kadar güzel. İstanbul'dan kopmuş gitmiş, doğal hayat, herkesin aslında bir noktada yapmak istediği bir şey bence bu. Köyde otur, bir bahçede evin olsun, domatesini ek, marulunu ek, kayısını ek, Azra Akın'ın yaptığı gibi doğal, organik olarak tüket. Aslında buna kesinlikle herkesin bir noktadan sonra ihtiyacı oluyor diyorum. Ve çiftlikte yaşam iki anne notuyla da bu fotoğrafı paylaşmış. Evet, sıradaki eleştirileri olan bir kadın var. Şükran Ovalı. Doğum yapmıştı kendisi geçen aylarda. 30 kilo almış tabii ki de. Yani doğum yapıyor kadın ya. O kadar çok eleştiri yapmışlar ki, çok kilo almışsın şöyle böyle. Ya sana ne? Ya ağzı olan konuşuyor resmen. Sosyal medyada önüne gelen yorum yapıyor. Bununla alakalı bir şey daha anlatacağım size birazdan.
Hamileyken 30 kilo alan ve eleştirilerin hedefi olan Şükran Ovalı son görüntüsüyle şaşırttı. Aldığı 30 kiloyu da vermiş. Bakın şu anki son hali. Taş gibi bir anne duruyor karşımızda. Ama işte diyorum ya, insanlar sürekli yorum yapıyor, eleştiriyor yani. O yüzden bu sosyal medyayı da bir noktadan sonra bırakmak geliyor içimden ama kopamıyoruz işte, ne yapalım. Şimdi geçen programımızda Bengi Hanım'a yine yer vermiştim. Çünkü kendisi hamile ve hamilelik çok yakışıyor. Dadı arıyordu en sonda kendine, bebeğine yani. 6 aylık hamile şu anda ve eşi baby shower partisi var ya, biliyorsunuz bu doğumdan önce anneye yapılan sürpriz bir parti. Hani bebeğin ne ihtiyacı varsa, işte annenin ne ihtiyacı varsa doğum öncesinde, doğum sonrasında çevresi tarafından bir takım hediyeler veriliyor. Ki bence de aslında mantıklı bir şey, böyle bir şeyin var olması. Yani son dönemlerde çıktı zaten bu da, önceden yoktu mesela. Yeniköy'de bir mekanda eşi düzenlemiş, sürprizmiş. Evden de şöyle çıkarmış. Dur, ona bağlamadan önce bir şey anlatacağım. Bu fotoğrafın altına, az önce dedim ya eleştiri yapıyorlar diye, birisi şey yazmış: keşke siyah elbise giymeseymiş. Allah Allah, giydi de ne oldu? Giydi de ne oldu? Giydi, çok da güzel olmuş. Zaten bakarsınız bir hamilelik bir kadına bu kadar yakışır. Bengü Hanım da görmüş yorumu. Ben kendim stalkladım bunu, buldum şeyde, sosyal medyada. Altına yorum yazmış. Eşi dedim ya sürpriz yapmış diye, evden Boğaz'da hava alırız diye çıkarmış. Tek bol elbisem bu demiş. Şu sıralar kendisi hamile olduğu için karnı burnunda neredeyse. 6 aylık hamile bu arada. Evet, doğum 12 saat sürdü. Bir çift var. Dün sabaha karşı doğum yaptı. Eşi Tolga Sayışman'ın eşi Almeda Avazi. Çiftin bebekleri 3 kilo 285 gram 50 santim olarak doğmuş. Allah analı babalı büyütsün diyorum. Haberimizin detaylarını hemen aktarıyorum size. 2017 yılında evlenen Tolgan Sayışman ve Almeda Abazi çifti bir süredir bebek heyecanı yaşıyordu. 9. ayına giren Almeda Abazi geçtiğimiz günde şey demiş: doğurdum, doğuracağım, yakında doğum her an gerçekleşebilir yazmış bir yerde. Tolgan Sayışman ve Almeda Abazi çifti dün sabaha karşı bebeklerini kucağına aldı. Sağlıklı bir şekilde bebeklerini kucaklarına alan ünlü çiftin bebeklerine verdikleri isim Efehan olmuş. Efe de çok güzel bir isim bence. Özellikle zaten Ege bölgesinin çok sık kullandığı bir isim Efe. Ben çok seviyorum o isimde. Tolgan Sayışman da şöyle bir demeç vermiş hemen magazincilere: çok heyecanlıyım, çok yorgunum doğal olarak. Çünkü Tolgan Bey de... Bazı şey oldu. Tolgan Bey de doğuma girmiş ve o anlara şahit olmuş. Doğum çok uzun sürdü. Doğuma girdim ama bu kadar zor olduğunu düşünememiştim. Ya ne sandınız siz kadınları, ne sandınız? Eşimi gerçekten tebrik ediyorum. Normal doğum hiç kolay değilmiş. Almeda'ya madalya takmak istiyorum demiş. Çünkü o ana şahit olan bir eş ve normal doğum yapmış kendisi. Devam ediyor. Şu ana kadar gören herkesin söylediği bayağı Tolgan Bey'e benziyormuş. Ağız yapısı anne ama üst kısım ben. Alma da bebeği eline alır almaz aynı sen demiş eşine. Fotoğrafını paylaşırız zaten demiş. Hani geçen programda da bahsetmiştim. İlk doğduğunda bebeklerin fotoğrafları paylaşılmıyor ya, nazar değmesin diye. Muhtemelen hani bir kırkı çıktıktan sonra falan sosyal medyaya düşer bebeğin fotoğrafları da. Ne diyoruz? Uzun sağlıklı ömürler diliyorum evladınıza. Hayırlı bir evlat olması dileğiyle diyorum. Ve sizin için yine seçtiğim bu akşam, şimdi hafta sonu eğlendik, geçtik. Bugün ne vardı? İş günüydü. Mesai saati başladı. Biraz belki evde dinlenmek istersiniz diye size bir film önereceğim. Çünkü ben bu filmi gerçekten çok seviyorum. Sinemada izlemiştim ben bu filmi. Geçtiğimiz günlerde tekrar izledim. Ve inanır mısınız, ilk güldüğümden daha çok güldüm ikinci izlediğimde. Bu akşam gülmek istiyorsanız size naçizane bir film önerim var. Aile Arasında. Senaryosunu Gülse Birsel yazdı. Oyuncu kadrosunda Demet Evgar var. Yine Gülse Birsel kendisi oynuyor. Muhteşem bir karakter Engin Günaydın var filmde. Ondan sonra Erdal Özyağcılar var, Devrim Yakut var, Şevket Çoruh ve daha bir sürü muhteşem oyuncu kadrosuyla Aile Arasında filmini size öneriyorum. Çok tatlı bir film. Kısacık bir hatırlatmak istiyorum o filmi, sonra yeniden karşınızda olacağım.
ya. Çok sıkıldım. Hava karanlık ya ondandır. Yok, evlilikten sıkıldım. He? Boşanacağım ben senden. Yazdım da kanlı uçaklı. Kalbime bulacaklı. Hayalim üç kelime. O da şöyle. Evli mutlu çocuklu. Evet, yaklaşık 35 saniyelik fragmanı izlerken bile ben burada güldüm çünkü gerçekten çok iyi bir film. Şimdi bu akşamı atlattık bakalım. Yarın akşam için size yine küçük bir fikrim var. Fikrim var, evet, benim fikrim var. Bir önerim var, bir etkinlik önerim var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda bir oyun sergileniyor. Generallerin Beş Çayı isimli oyun. İzlemek isteyenler oyun ücretsiz. Yarın akşam saat 8'de. Çıkın çıkın gidin efendim. Güzel bir oyuna benziyor. Evet. İzlemek isteyenlere bu da kısa bir önerimdi. Evet, bebek isimlerine geçiyorum. Bebek isimlerinde bugün. Evet, kız ismi olarak Bade ismini seçtim. Hem söylenişi bence çok güzel hem de beğendiğim bir oyuncu var. Bade Eşçil, ondan biraz aldım gibi. Çünkü gündemde gördüm onu da. Aşk, kutsal sevgi anlamında. Bir diğer anlamda, yani ben isim anlamına baktım. Bir diğer anlamı da şarap, içki anlamında kullanılıyormuş Bade. Ben bu anlamını daha çok sevdim. Aşk, kutsal sevgi. Bir insan çocuğuna verebileceği bence en güzel anlamlı isim bu olabilir, kutsal sevgi. Erkek olarak da Çınar ismini seçtim. Çınar da çok sevdiğim bir arkadaşımın oğlunun ismi. Zaten biliyorsunuz Çınar ağacı köklü. O yüzden bu ismi seçtim erkek ismi olarak da. Geldik bakalım günlük burç yorumlarına. Bugün burç yorumlarına göre hayatınızda neler olacakmış? Hemen aktarıyorum. Sevgili koç burçları. Gün boyu eğitim, iletişim, halkla ilişkiler konularında yenilenmek için ihtiyaç duyduğunuz kaynaklar gelişiyor. Gün içinde öfke, ego savaşları ve çıkar çatışmaları yaşanabilir diyorum ve sevgili boğa burçlarına geçiyorum. Gün boyu maddi manevi değerler, sağlıklı ifade ve üretim konularında yenilenmek için ihtiyaç duyduğunuz ilham ve yaratıcılık için imkanlar gelişiyor. Sağlık hassasiyetleri, alerjiler artabilir. Evet, benim de alerjilerim artıyor çünkü bahar aylarındayız ya, polenler, şeyler, o yüzden dikkat edin efendim, yoksa böyle hapşırma krizlerine girebilirsiniz. Onlara dikkat edelim. Evet, sevgili ikizler burcuna geçiyorum hemen. Sevgili ikizler, bakalım bugün sizde neler olmuş, neler olacakmış. Bugün yenilenmek için ihtiyaç duyduğunuz ilham ve yaratıcılık için önemli gelişmeler olası. Evet, her pazartesi bunu söylüyorum çünkü bugün muhteşem bir pazartesi. Becerilerinizi göstereceğiniz imkanlar gelişebilir, yeni projelere başlayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar, güzel. Sevgili yengeç burçlarına geçiyorum hemen. Sabah saatlerinde bir süredir size yük olan duyguları ifade edeceğiniz imkanlar gelişebilir. Duygular açığa çıksın, rahatlayalım. Önemli projelere hazırlık aşamasındaysanız gelişmeler olası. İş başvurularından sonuç alabilirsiniz. Evet, aslan burçlarına geçiyorum hemen ardından. Sevgili aslan burçları, gün boyu yeni fikirler ve projeler üretmek adına baskı altında hissedebilirsiniz. Ancak sabredin, bu süreç önemli gelişmeleri tetikleyecek. Sabrın sonu nedir? Güzel günlerdir, güneşli günlerdir. Yenilenmek için ihtiyaç duyduğunuz kaynaklar gelişiyor diyorum ve sevgili burçtaşlarıma, başak burçlarına geçiyorum. Kariyer, bilinirlik ve statü alanında gelişmeler yaşanabilir. Sabah saatlerinde öfkeli söylemlerden kaçının, kişisel gücünüze güvenin, kaynaklarınız yenileniyor. Sanırım bütün burçların kaynakları da bugün yenileniyor. Evet, güzel bir başlangıç yaptık zaten haftaya da. Umarım bir hafta boyunca da böyle geçer.
Terazi günlük burç yorumlarını okuyorum hemen size. Gün içinde uzmanlık gerektiren konular, hukuki işlerde gelişmeler yaşanabilir. Erken saatlerde sebepsiz öfke gelişebilir. Öğleden sonra kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz koşullar olası diyorum. Ve sevgili Akrep burcuna geçiyorum. Gün boyu zihniniz hızlı çalışıyor. Kriz yönetiminin önemli olduğu olaylar gelişebilir. Yatırım konularında tedbirli davranmak faydalı olur. Gün boyu sağduyu önemli. Her gün sağduyu, her burç için sağduyu önemli. Yay burcu yorumuna geçiyorum hemen. İlişkiler, anlaşma ve sözleşmelerde gelişmeler yaşanabilir. Yenilenme arzunuzu artıran içsel ihtiyaç iyice belirginleşiyor. Gerekli koşullar, ilham ve yaratıcılığı sürdürmek adına aktif olmak önemli diyorum. Ve sevgili Oğlak burçlarına geçiyorum. Önemli projelere hazırlık aşamasındasınız. Gün boyu ruh-beden dengesini koruyun ve sağlığınıza dikkat edin. Yenilenmek için ihtiyaç duyduğunuz kaynaklar beklenmedik biçimde açığa çıkıyor. Evet sevgili Kova burçları. Farkındalığınızı harekete geçiren önemli bir gündesiniz. Sabah saatlerinde ifadenin gücünün farkında olmak, söylemde seçicilik önem kazanıyor. Ani harcamalar olası. Evet, harcamalarımıza da dikkat edelim. Özellikle bu aniden demiştim ya, bir şey bozulur, alırsın, eldeki para oraya gider. Özellikle çamaşır makineleriyle benim aram çok bozuk. Balık günlük burç yorumu. Bugün hayatın içinde aktif ve katılımcı olmak önemli. Yeni eğitim imkanları, sportif faaliyetlere başlangıç olası. Evet, balık burçları sanırım bugün diyete ve spora başlıyor. Sabah saatlerinde ani olaylar gelişirken öğleden sonra beklenen haberler gelebilir diyorum. Ve burç yorumlarımızı da tamamlamış oluyoruz. Evet, ne yazık ki yine bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet, yavaştan artık programı kapatıyorum. Ama saatler 16'yı gösterdiğinde çarşamba günü yeniden Nilay'ın Yelpazesi programında karşınızda olacağım. Çarşamba günü görüşünceye dek hepinize hoşça kalın diyorum. Mutfağınızdaki en büyük eksik balık. Bir ton protein, bir ton omega 3 Dardanel Ton'da. Evet, balık, sağlık. Çanakkale'nin sesi Ton TV ve Radyo Ton'dan büyük fırsat. Çanakkale bölgesinde işletme sahibi misiniz? Birileri sizin de farkınıza varsın diye mi bekliyorsunuz? Durun, artık daha fazla zaman kaybına gerek yok. Büyük bir zincirin halkası ya da ulusal ölçekte işletme sahibi olmanız gerekmiyor. Bir aile işletmesi, orta ve küçük ölçekli bir marka değeriniz varsa arayın bizi, işletmenize birlikte